arkadaşlar örgü aşkın bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 3 renk kullanarak güzel bir süveter çalışması yaptık. Süveterimizi örmek için yakadan başladık. Artışlarımızı omuzlarımızdan yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar artışımıza devam ettik ve iki tane farklı rengimizde kullanarak süveterimizi tamamladık ve sonrasında bir tane minik ayıcığımızı süveterimizin ön kısmına yerleştirdik düğmelerimize bakınız. Bir tane düğme kullanarak çalıştık bu ön kısmımızı ve süveterimizi bu şekilde tamamladık. Süveterimiz 1 yaş civarı çocuklarımız için uygun 29,5 cm süveterimin uzunluğu. Eni ise kol altından baktığımız zaman 24 buçuk santim kolumuzun altının genişliği Evet sevgili arkadaşlar bizleri destekleyip kanalımıza abone olup beğenilerinizi atar ve gerekli yorumları yazarsanız çok mutlu oluruz desteklerinizi beklemekteyiz Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin kartopu Beyvan olan iplerimden güzel bir süveter çalışması yapacağım ve bu iplerimi örerken 3 numaralı tığımı kullanacağım daha önce ben bu iplerimle çalıştığım için numara barkodları yok ama marka olarak kartopu baby one biraz dolgunca bir ip hemen zincirimizi çekerek başlayalım 3 numarada tığımızı kullanıyoruz zincirimiz bölümlerini ayırarak devam edeceğiz düğümümü attım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi çektim tam 10 oncuya gelerek atıyorum bakınız kolum için örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 ve 18 biraz derin bir kol çalışması yapacağız ve 18 tane zincirimi çektim ve takıyorum şimdi arkamı örüyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 18 zincirde arkam için çektim hemen takıyorum tekrar kolumu örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane tekrar zincirimi kolum için çektim ve son olarak 10 zincir süveterimin önü için çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle uzatalım. Mezurumuzla ölçüsünü alalım. Mezurumu aldım. İlk sıramın ölçüsünü alıyorum ve 31 santim. 31 santim zincirimin ölçüsü. Trabzanlarımızı örerek devam edelim. 2 tane geri çekiliyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi ekliyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve trabzanlarımı zincirimin üzerine birer birer örerek ilerliyorum Tam 10 trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 10. İşaretimi bıraktığım yere geldim. Bakınız işaretim ayrı zincirin içerisinde. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak işaretimi çıkarıyorum. Diğer işaretimin olduğu yere kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Kolumuz, arkamız ve diğer kolumuz için. 18 tane zincir örmüştük. 18 trabzanımızı sırası ile zincirlerimizin üzerine doldurarak ilerliyoruz. Birer birer sadece trabzan örüyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim ve ilerliyorum ayıracımın olduğu yere kadar devam edelim. Tam 18 tane trabzanımızı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Bir tane zincirimi çekiyorum, ayıracımı çıkarıyorum ve diğer ayıracımın olduğu yere kadar 18 trabzanımı tekrar örmeye başlıyorum. Hemen bakınız yanındaki zincirimin içerisine girdim. Birer birer zincirlerimin içerisine ikili trabzanlarımı örüyorum. Beyaz ayracımın olduğu yere kadar bu şekilde devam ediyorum. Sadece trabzanlarımızı örüyorum. 18 tane trabzanımızı yine ördüm. Ayracımın olduğu yere geldim. Bir tane zincir çekiyorum. 18. Trabzanımın üzerine ayracımı çıkarıyorum. Yine 18 tane trabzanı kırmızı ayracıma kadar örerek ilerliyorum. Aynı şekilde birer birer batıyorum. İkili trabzanlarımı örüyorum. Ayracımın olduğu yere kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ayracımızı çıkarıp önümüz için 10 tane trabzanımı zincirlerimin içerisine birer birer yerleştirmeye başlıyorum. Önlerimiz 10. Geri kalan arka ve kollarımız 18 trabzandan oluşmakta. Birinci trabzan sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Son trabzanımı da örüyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10. trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Zincirimin üzerine aşağıdaki yani ilk trabzanımın üzerine zincirimi çektim. İkinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. Alttaki trabzanlarımın birebir aynısını örüyorum. Yani atlamıyorum. Hemen üzerlerine birer tane trabzanımı yerleştiriyorum. bir zincirimin olduğu yere kadar bütün trabzanlarımızı örelim. Şöyle bakalım. Bir zincirimizin olduğu yere kadar bütün trabzanlarımızı ördük. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımızı ördükten sonra aşağıdaki bir zincirin içerisine 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanımızı örüyoruz hemen 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 trabzanlarımı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum bakın 2 trabzan 1 zincir aynı yuvaya 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 Buradan artışlarımızı yaptık. Önümüz için iki tane artış ve kolumuz için iki artışımızı yaptık. Aradaki bir zincir ise bir sonraki sırada devam ede gelecek artışlarımızın oluşacağı yer. Şimdi kolum için olan trabzanlarımın hepsini birer birer örüyorum. Bir tane zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Önce önümüzden kolumuza doğru trabzanlarımızı örerek geldik. Artış yerine iki tane trabzanımız arttım, bir zincirimi çektim ve iki tane trabzanımı yine arttım. Kolumun üzerine bütün trabzanlarımı ördüm. Buradaki bir zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin içerisine tekrar iki tane trabzan, iki zincir, bir zincir, iki trabzan şeklinde örüyoruz. Başlıyorum. 1 ve 2 iki. i̇ki trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya iki tane trabzan örüyorum 1 ve 2 ve süveterimizin arkası için olan bölümü örmeye başlıyorum trabzanın olduğu bölümün üzerine geçiyorum bir iki bütün trabzanlarımı örüyorum Buradaki bir zincirimin olduğu yere geldiğim zaman tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi iki tane trabzan, bir zincir, iki trabzanımızı örüyoruz. Yine kolumuzu örüyoruz. Tekrar bir zincirimin olduğu yere gelince yine aynı iki trabzan, bir zincir, iki trabzanımızı örüyoruz. Önümüzü tamamlıyoruz ve bu şekilde ikinci sıramızı örerek tamamlayalım. Süveterimizin ikinci sırasını tamamladım. Tekrar üçüncü sıraya başlamak üzere zincirimi çektim. İki tane zincir çektim ve bekliyorum. Yine aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. düz örüyoruz. Artma yerine geldiğimiz zaman iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Kollarımızı devam ettiriyoruz. Artış yerine geldiğimiz zaman iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Yine aynı şekilde arkamızı da artış yerine geldiğimiz zaman iki tırabzan, bir zincir, iki tırabzan tekrar kolumuzda da yani bütün artış yerlerinde iki tırabzan, bir zincir, iki tırabzan olarak örüp tamamlayalım ve birkaç sıra bu şekilde büyütelim. Süveterimi örmeye devam ettim. Her köşesinden iki tırabzan, bir zincir, iki tırabzan olarak arttım. 4 köşenin dördünden ve 1 2 3 4 5 6 7 Toplamda 7 sıra ördüm. 7 sıramızın santim olarak ölçüsünü görelim. 8 santim. 8 santim. Süreterimizin roba kısmının uzunluğu. Şimdi bir sonraki sıramıza yine başladım. 8. sıramı örerek geldim. Şimdi buradan diğer kolumuzu şu şekilde bükerek birleştirip kolumuzu gövdemizden artık ayrı olarak örmeye başlayacağız. Şimdi sıramı başladım. Birer birer örerek geldim. Ve bir tane zincirimin içerisine ayrım yerine trabzanımı ördüm. Ve 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Kolumu büktüm. Diğer şu şekilde devam eden yere tekrar tığımın başını dolayarak bir tane zincirimin olduğu yere trabzanımı ördüm ve arkasından birer birer trabzanlarımı örmeye başladım diğer kolumun olduğu yere kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum Kolumu birleştirdikten sonra birer birer trabzanlarımı örerek ilerledim. Artış yerine geldim. Bir tane trabzanımı yine ördüm. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Yine karşıdaki bir tane zincirimin içerisine yani kolumun diğer ucuna giriyorum. Bir artışımı yaptıktan sonra süveterimin ön kısmındaki trabzanlarımı birer birer örerek başa geliyorum sadece düz örüyoruz herhangi bir işlem yapmıyoruz birer birer ilerliyorum sweaterimizi bu şekilde birleştirdik kollarımızı 3 tane zincir ve 3 tane zincirimizi çektik aradaki trabzanlarımızı öndeki trabzanımızı ilk önce örmeye başlamıştık ve son olarak diğer yönümüzü örerek geldim şimdi sıramızı devam ettiriyoruz yine üst kısımda olduğu gibi robamıza bir ters bir düz olarak bu rengimizde bir içten bir dıştan olarak örmeye devam ediyoruz. Bakınız şimdi birleştirme işlemini yapıyorum. İlk trabzanı karşının ilk trabzana batıyorum ve şu şekilde birleştirdim bakınız. Ve 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Şöyle görelim. 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum buradaki gördüğümüz ilk zincirimizin olduğu yer olacak ve hemen ikinci trabzanımın üzerinden başlıyorum bakın şu şekilde şöyle yapalım arası daha hiç ayrılmadan devam eder bakınız birleştirdikten sonra diğer zincir trabzanımın üzerine bir tane ilmek kaydırarak gelelim 1 2 ve 3 devam ediyorum sıramızın başına kadar kol altımızda örmüş olduğumuz 3 trabzanımızı da örerek birer birer ilerleyeceğiz kol altına kadar devam ediyorum örerek geldim. Bakınız trabzanlarımızı tam kolumuzun altının 3 tane zincirinin olduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. 1 ikinci trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. trabzanımı da örüyorum. 3 3 tane trabzanımızı kol altımıza ördük ve süveterimin arkası için devam ediyorum. Diğer kol altını da aynı şekilde 3 tane trabzan olarak örüp tamamlayalım. Şimdi arkayı dümdüz örelim. Arkadan örerek devam ettim. Tam zincirimin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum. 3 tane zincirimin içerisine birer birer trabzanlarımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm ve devam ediyorum birer birer süveterimin önüne doğru başlangıç noktama kadar birer birer trabzanlarımızı örüyorum başlangıç noktamıza kadar geldim zincirimizin en üst noktasına geliyorum birinci trabzanımızın karşıya geçişimi yapıyorum şu şekilde geçişimi yaptıktan sonra bir iki tane zinciri çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum bu kez de içten örüyorum bu sırada bakınız birinci trabzanım devam ediyor ikinci trabzanımdan başlıyorum ve bir tane iç yüzünden bir tane dış yüzünden bu rengimizde örerek biraz büyütelim Evet 1 2 3 4 4 sıra birleştirdikten sonra ördük şimdi ikinci rengime geçiyorum İkinci rengimi önden değil şu şekilde arkayı çeviriyorum arkanın şöyle yapalım bakınız gövde kısmını baş kısmını kendimize doğru alalım ve hep dıştan örmeye başlayalım şu şekilde arkadan başlayalım 1 zincirimin içerisinden geçiyorum 2 ve 3 3 tane zincirimi çektikten sonra sadece trabzan örerek yeterli ölçümüz gelene kadar hep dıştan dolaşarak ikinci rengimizi örüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Trabzanımızı birer birer örerek hep dıştan dolaşıyoruz. Başlangıç noktama kadar örerek ilerliyorum. Bakınız sadece trabzan Başlangıç sıramıza kadar örerek geldim. İlk zincirimi çekmiş olduğum trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde geçişimi yaparak bir ve iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı yönden sol elimden tarafa dış yönden örerek devam ediyorum. Geçişimizi bu şekilde yapalım. 2 zincir yeterli. 3 biraz pot bırakıyor. O yüzden 2 zincirimizi çekerek ilerleyelim ve birkaç sıramızı örelim. Evet, ikinci rengimizi de 2 4 6 sıra ördüm. 6 sıradan sonra 2 sırada lacivert ipimle başladım. Şöyle bakalım yakından. 2 sırada lacivertimi ördükten sonra belimin ölçüsü yeterli uzunluğa geldi bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 de lacivert 12. Şimdi lastik kısmımızı örmeye başlayalım. 2 tane zincirimi çekiyorum ve 1 tane daha ilave ediyorum. Toplamda 3 tane zincirimi çekiyorum lastiğimize başlarken. Hemen yanındaki zincirimin yanındaki trabzana yandan şu şekilde giriyorum ve trabzanımı örüyorum ikili bir şekilde bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum ve yine ikili trabzanım olarak örüyorum ve bir sonraki trabzanım bakın lacivert olduğu için belli değil ama sırayla ilerlemekteyiz bir sonraki ardından sıradaki yandan bir sonraki tekrar ardından sıradaki yandan ardından yandan ardından bir tane ardından bir tane, ardından, bir tane şu şekilde yandan girerek Rabızanlarımızı dolaşa dolaşa örelim ve yeterli lastik sırasına gelene kadar örelim. Yani göz zevkimiz nasıl istiyorsa ya nasıl seviyorsa o kadar örelim. Şimdi örmüş olduğumuz ikinci sıra, yani düz olarak burada devam ettiğimiz ikinci sıra bir alt sırada lastik olarak örmeye başladığımız için hemen o da lastik formuna dönüştü. Yani burada şu anda bir tane düz lacivertimiz ve hemen İkinci olan da lastik formuna döndüğü için iki sırada lastiğimiz oluştu. Ve gözümüz istediğimiz büyüklüğü hoşlanana kadar örmeye devam edelim. Bir yandan bir arkadan. Kolumuzun altının da lastiğini yapmaya başlayalım. Bakın diğerini ben buradaki ortada kullandığım renkle yaptım. Bu kolumuzu ise lacivertle çalışmak istiyorum. Hemen kolu altından başlıyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çektim hemen ilerliyorum 1 2 yukarıya doğru ilerliyorum bakınız şimdi tam artış yerimin olduğu yerdeydik şimdi birer birer ilerlemekteyiz bakınız buradaki görmüş olduğumuz yandan devam eden trabzanlarımız şu şekilde her birine birer birer batarak ilerleyelim trabzanlarımızı örelim kol altımıza gelene kadar her bir trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzanımızı örelim şöyle yuvarlağımızı yapıp en son bu başlangıç noktasında görüşelim Evet bu alt noktaya kadar geldik bakınız kolumuzun altındaki olan noktaya hemen artış yerimin devam ettiği yere geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve aradaki Bakınız yatay devam eden trabzanlarımın içerisine bir tane trabzan ve diğerine de bir tane trabzan örüyorum. Ve başlangıç noktama gelerek batıyorum. Buraya çok fazla trabzan doldurmayalım. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Hemen ilk trabzana yandan giriyorum. Ve lastik olarak örüyorum. Bir diğerinin ardından geçiyorum yine trabzanımı örüyorum ve lastik görüntüsünü oluşturuyorum sıradakini yandan giriyorum bir sonraki arkadan yandan bir sonraki tekrar ardından girerek ilerliyorum bakınız bir yandan bir ardından kolumuzu İki sıramızı tamamladıktan sonra üzerine de bir sıra sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Son trabzanımı ördükten sonra başlangıç noktama gelerek batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Ve sırası ile bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğnemi örerek kolum için örmüş olduğumuz bölümü bu şekilde düzenleyerek kapatıyoruz. diğer kolumu zaten örmüştüm bakınız iki sıra trabzan ördüm bir sırada sık iğnemi ördükten sonra tamamladım burası açık olduğu için tabii daha güzel görülmekte bir yandan Arkadan aldıklarımız şu şekilde ortadaki çukur olanlar yandan aldıklarım dışa kabartılı olan trabzanlarım. Şimdi sık iğnemizi de örüp tamamlayalım. Süveterimin lastik kısmını tamamladım. Bakınız altına bir sırada gövdemizin üst kısmını ördüm. Rengimden ördüm. Şimdi lacivertle tekrar süveterimin sağ tarafından başlayarak örmeye başlıyorum. Trabzanlarımızı örelim. İpimi bağladım. Bakınız tığıma Şu uç kısmından örmeye başlıyorum. 1 İlk bağlantımızı 1 diye sayıyoruz. 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra her bir trabzanımın arasına birer birer trabzanımı örerek ilerliyorum. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Hepsini birer birer örüyorum bakın. Aradakini de örüyorum artış 20 ve diğerlerine de birer birer örerek diğer sol uçta görüşelim bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim şimdi en son e, trabzanımız bakın başlangıç noktamızdayız 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum ve hemen ikinci sıradaki trabzanı yandan girerek örüyorum ikili trabzan olarak bir sonraki trabzanımı ardından girerek lastiğim olarak örüyorum bakınız şimdi yandan giriyorum sıradakini ardından yandan ardından yandan ardından ve bu şekilde bir sıra yani bir trabzan yandan bir trabzan ardından girerek trabzanlarımızı örelim. Yandan ördüğümüz trabzanları bakınız kabartılı ardından aldığımız içeriye küçük bir durumda. Şimdi diğer uca kadar yani başladığımız yere kadar aynı şekilde örerek gelelim. Evet yakamızı iki sıra lastik görüntüsünü oluşturduktan sonra düğme dikeceğim bölümü de iki sıra trabzanımızı ördüm ve lastik görüntümü oluşturdum. Şimdi karşı taraftaki ilik yerini lacivertle örmek istiyorum. Hemen ipimi bağladım ve başlayalım. Tam lacivertimin dibine batıyorum. 1 2 ve 3 battığımda birlikte 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle ardından gizleyerek tutarak götürüyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. 1 ve 2 Bir sonraki trabzanıma geliyorum. 1 ve 2 Bir sonraki trabzanım yine 2 tane Trabzanlarımı oluşturarak en son aşağıdaki trabzanıma kadar ilerliyorum. Hepsini ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim. Şu şekilde bakınız, ikişer ikişer trabzanlarımızı ördüm. En son trabzanımdayım. 1 ve 2. 2 tane en son trabzanımı da ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Hemen ardını çeviriyorum. Kaç tane düğme koyacaksak onu da ayarlıyoruz. Ve ikinci olan trabzanımdan e, yandan girerek başlıyorum. Zincirimden sonra ilk gelen toplamda ikinci trabzanımı yandan örüyorum. Ardından giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Yandan giriyorum. Tekrar ardından bir tane düğme dikmek istiyorum ben. O yüzden yukarıya yaklaşınca ilik yerimi ayarlamak istiyorum. Zaten mesafe küçük olduğu için bir tane çok rahatlıkla yetecektir. Şimdi sırasıyla bir yandan bir ardından alarak yukarıya doğru ilerlemekteyim. Evet şimdi bakınız e, yandan aldım. Bir tane zincir çekiyorum ve bir tane daha zincir çekiyorum. Toplamda iki tane zincirimi çektim. Bu görmüş olduğum aradaki iki tane trabzanımı atlıyorum. Hemen kalmış olduğum yönden örmeye devam ediyorum. İkisini atladım. En son iki kaldı. Yandan almıştım en son. Ardından giriyorum ve en sondaki trabzanımın tepe noktasına batarak düz bir şekilde örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum tekrar geri dönüyorum hemen ikinci trabzanın üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum İki zincirimin olduğu yerin içerisine giriyorum bir tane sık iğnemi örüyorum ve diğerlerinin üzerlerine de birer tane sık iğnemi örerek en son trabzanımı varana kadar yani hepsini tamamlıyorum Evet ilk kısmımızı da tamamladık. Şimdi e, düğmemizi diktikten sonra şuradan arkasından belli olmayacak şekilde ön kısmı birazcık bir dikişle buraya bunu sabitleyelim. Evet şimdi şuradaki krem rengi olan bölgeye yani kafe köpüğü rengimizin olduğu yere ayıcık çalışmamızı yapmaya başlayalım. Onun için sihirli halkamı yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra parmağımdan halkamı çıkarıyorum ve içerisine doldurmaya başlıyorum 2 3 4 5 6 12 tane olana kadar dolduralım 12 trabzan olana kadar doldurdum. Arkadan güzelce çekiyorum bu kısa ipimi ve sıkıştırıyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Trabzanlarımızı birbirine yaklaştıralım ve çekme olmasın. 4 tane çekmiş olduğum ilk zincirime gelerek batıyorum ve şu şekilde sadece ilmeğimi geçirerek birleştirme işlemimi tamamlıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum ve ikinci trabzanımın üzerine bir ve iki diğer trabzanıma yine iki tane trabzanımı dolduruyorum her bir trabzanımızın içerisine iki tane trabzanımızı Örelim. 1 ve 2. Diğerine 1 2. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. ikinci sıramızın en son trabzanla gelene kadar ördüm. 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirimin tepesine batıyorum ve geçişimi şu şekilde yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum Üçüncü yuvarlağımızı oluştururken bir tane tek, ikinci çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde örerek ilerleyelim. Birinciyi çift yapalım, yanındakini tek, sıradakini, bir sonrasını çift, tek, çift. tek, çift ve tek. Bu sıramız e, yeterli olacak benim ayırdığım bölüm için. Bakınız 3 sıra yeterli. Eğer sizin buradaki bölüm genişse bir sıra daha devam etmenizi tavsiye ederim. Bizim bu üçüncü sıramızda bir tek bir çiftle sıramızı tamamladıktan sonra yeterli gövdemiz yani başımızın bulunduğu yer tamamlanacaktır şimdi sıramızı tamamlıyorum en son trabzanıma kadar ördüm ve birinci başlangıç noktama geliyorum şu şekilde geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz ve baş bölgemiz için yeterli büyüklüğü oluşturmuş oluyoruz şöyle bıraktığım zaman tam, istediğim ölçüde oldu. Eğer buradaki ölçünüz daha büyük ya da daha küçükse bu öreceğimiz yuvarla ona göre ayarlayabilirsiniz. Kulaklarımız için buradaki zincirle devam eden yeri alt sıraya gelmesine dikkat ediyorum. Ve kulaklarımı bu gövdesinin renginden yapıyorum. Çünkü şu dışarıya taşıracağımız için aynı renk kullanmak istemiyorum. Dışarıya doğru çalışacağız. Şu zincir kısım alta gelecek ve başlıyoruz. Zincirimi çektim. Bakınız 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektikten sonra aynı yerin içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bakın, eğer yeterli e, ölçüye geldiyse 10 tane trabzanımız tamam olacaktır. Şöyle baktığınız zaman, eğer birazcık daha fazla istiyorsanız, birkaç tane daha doldurabilirsiniz. Ben 12 tane de tamamlamak istiyorum. 11 ve 12. 12 tane trabzanımı ördüm. 1. Bakın, hemen dibindeki 2 ve 3. Üç. 3'ün olduğu yere gelerek batıyorum. Bir zincirimi çekip makasımla koparıyorum. İkinci kulağımıza başlıyorum. Batmış olduğum yerden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. trabzanımın olduğu yerden batıyorum ve başlıyorum. 1, zincirimi çekiyorum. 2 ve 3. Aynı yere 12 tane trabzanımızı dolduralım. Tam 12 tane. Aycığımızın ağız kısmını çalışmak için sihirli halkamı yaptım ve bir sıra trabzanlarımı ördüm. Bir sıradan oluşturdu ve 15 tane trabzanım ördüm. Şu şekilde aycığımızın ağız kısmını bu bölüme çalışacağız. Ağız ve burun kısmının olduğu bölüm. 16 trabzandan iki renk kullanarak bir de minik papyon ördüm. Şu şekilde lacivert tipimizle de bağlayıp boyun kısmına yerleştireceğiz. Şimdi bütün aşamalarını birer birer tamamladık ayıcığımızın. işleyelim birlikte gözleriyle ağız ve burnunu. Daha sonra yerleştirelim. Bir tane de düğmemizi diktikten sonra e, kullanılmaya hazır hale gelsin. İğnemizi ipimize taktım ve sihirli halkayla e, oluşturduğum lacivert zeminimin üzerine işlemeye başlıyorum. Yukarıdan başladım. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Tam orta yere geliyorum. Batıyorum. Aşağıdan giriyorum. Tekrar ortaya gelerek batıyorum. iplerimi kenara alıyorum. Daha sonra bu iplerimizi iç kısma doğru çekeceğiz. Şu şekilde düz bir çizgimiz oluşturduktan sonra şu gülümseyen bir ağzımızı işlemeye başlayalım. Yandan girelim. Tekrar ortaya gelerek batıyorum. Ve birazcık daha aynı seviyeye gelmek için bir daha gelerek batıyorum. Şu şekilde gülümseyen bir ağız ve burnumuzu işlemiş oluyoruz. Elimizde de şöyle düzeltelim. Evet işlemimizi yaptıktan sonra güzelce yerleştiriyoruz ve dikme işlemine başlıyoruz şu şekilde. Ortalayarak bakınız arkasını çevirip rahatlıkla dikebiliriz. Elimizle diğer taraftan hissetmekteyiz. Tuttuğumuz yerleri genelde kenarlara yakın yerlerden dikişimizi atalım. Evet. Şimdi gözlerimizi işleyelim. Evet hemen uygun bir yere giriyoruz. ve sarmaya başlıyoruz. Gözümüzü istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde sarma yöntemiyle gözümüzü ayarlayalım ve şimdi diğer taraftaki gözüme geçmek istiyorum şöyle bakınız arkadan geçtim sararak gözümüzü tamamlıyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece sarma işlemi. Hem önden hem arkadan dolaşarak yapıyoruz. Bakınız. Evet yeterli oldu. Her iki gözümüzü de bu şekilde işlemiş olduk. Şimdi ana gövdeye yerleştirip dikelim. Papyonumuzu tam ortalayalım. Şu şekilde iğnemizle geçirdikten sonra birkaç sıra sarma yöntemiyle saralım. Şöyle ayarlamasına bakalım. Ortadan eşit şekilde ve dolduralım. Dilerseniz daha da sıkabilirsiniz. Çok fazla sıkmayacağım. Arka tarafa geçiyorum. Diğer ipimi de arkaya şu şekilde alıyorum. İlk başlangıç ipimi ve buraya bir tane düğüm atıyorum papyonumu sağlamlaştırmak adına sonrasında güzelce yerleştirip dikmeye başlıyorum isterseniz tamamen çevresinde dikebilirsiniz isterseniz sadece papyonumuzun olduğu yerden dikebilirsiniz Papyonumuzu diktim ve bir tane de düğmemi diktikten sonra süveterim kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıklı, mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.